Ececiğim bak kırmak zorunda kalacağım kızım. Beni duyuyor musun? Kır tabii. Bir o eksikti. Bırak Ece. Allah aşkına ya. El alemin kızını koruyacağım diye polise dikleniyor ama kendi kızına sahip çıkamıyor. Asaf yeter. Kız ne hale gelmiş, ne yapıyor belli değil. Salmış çayırı, oh maşallah. Ama lafa gelince evlat böyle yetiştiriliyor değil mi? Evlat yetiştirmeyi ben sizden öğrenecek değilim Asaf Bey, tamam mı? Harun tamam. Kendi kızına laf geçiremiyor, bana horozlanıyor. Bak hala ya, bak hala ya. Ya bırak Allah aşkına, bak, duymuyor musun ya? Bir de bana babalık dersi veriyor ya. Ece... Ece babalık kızım... etmeyi bilen kızını zapt etmesini de bilir. Asaf, tamam diyorum. Tamam. Yeter artık. Bakın Asaf Bey, benim kızıma hiç kimsenin zapt etmesine ihtiyacı yok. Benim kızım beni üzmez. Bilmem anlatabiliyor muyum size? Tamam. Belli, yaptığından belli. Ece kızım aç kapıyı. Kızına terbiye vermezsen kapısını tırmalarsın böyle işte. Baba, babaanne lütfen dedemi alır mısın? Lütfen. Ne demek o? Edepsiz. Lafını bil. Çocukları da kendine benzetmiş. Ya bırak Ayla Allah aşkına. Ya sizin ya. Meseleniz, sizin derdiniz benimle. Benim çocuklarımı karıştırmayın. Uzak durun benim çocuklarımdan şimdi. Ya duymuyor musun oğlum nasıl konuşuyor benimle? Allah Allah. Değil ya. Allah Allah ya. Şu an konumuz bu. Ya konumuz bu değil de baksana oğlum. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Bir de oradan bana atılır. Kızım. Ece gireceğim. Ece bir saniye. Gireceğim. Bir saniye ben bakacağım. İkra edecek belli. Hey Allah. Tamam. Tuttum kızım seni. Kus rahatla. Geçti ben buradayım tamam mı? İyi misin? Ha? Gel. İşte. Gel. Şuna bir bakayım. Kurban olurum ben sana sinirim. Şöyle ağzını güzel bak bakayım bana. İyisin değil mi? Ha? Güzel kızım bir tanem benim. Benim kuzum. Kızım işte kurban olurum. Baba yanında. Geçti güzel kızım. Geçeceğim. Beraber baba kızı yüzümüzü yıkayalım ha? İster misin? Baba yanmasan ne olur? Aşk olsun. O nasıl laf öyle ya? Gel buraya. O nasıl laf öyle? Sen bunun canımsın. Kraliçen. Hesap soracağına bir de başını okşuyor ya. Asaf babam. Artık bir dursanız. Konuşsam ne olacak ki? Bilmiyor. Bunca sene öğrenememiş. Kızın ne halt ettiği belli değil. Bir de mükafatlandıracak. Yok çivisi çıkmış bu işin. Asaf al. Şunu iç. İstemez. Bu kadar hadisenin üstüne oğluna ver. O içsin. Hadi gel. Hadi gel beraber yüzümüzü yıkayalım. Gel. Bak işte senin için çıkarıyorum ha. Normalde çıkarmam. Annem beni oyar. Şöyle çık. Bu da biraz böyle. Biraz böyle kendine getirir seni ha. Olmaz mı? Al ama güzel kızım benim. Gel. Bak bakayım bana. Şunları. Şöyle. Ağlama güzel gözüm. Niye ağlıyorsun? Kurban oldun mu? Ağlama. Çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim Ece. Bu makyajları silelim mi? Ha? İster misin? Tamam. Annenin burada bir şeyleri vardı. Şu olur mu? Ama asetona. Aseton? Tamam asetona yapmayız kızım. Asetona yapmayız. Hiç bunun için ağlamana gerek yok. Hiç üzülme. Aseton? Tamam aseton yok. Başka bir şey yapalım. Heh, bak makyajla üzülmüşsünüz. Şunu da temizleriz. Bak şunu. İşte şu. Bak bakayım bana. Becerebilecek mi? Ha. Bak çıkarıyor vallahi. Aferin bana. Oğlum güzel gözüm benim. Ağlama. Baba nasıl olur? Baba ne demek bilmiyor. İnsan çocuğuna nasıl davranır, nasıl terbiye verir bilmiyor. Ama neden? Ececiğim, ben babalığı ondan öğrenecek değilim. Baba böyle yapma ne olur. Ben onu yapmasam ben daha kötü oluyorum. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir kötü bir şey yok. Geçti hepsi. Baba yeter artık ya. Yeter gözünü seveyim yeter artık. Kız haklı. Anlayalım bakalım ne oluyor önce. Ya sen karışma Ayla. Ececiğim şu ayaklarına bir bakayım mı yara bere var mı diye. Gel böyle. Gel böyle otur gel.
Hadi gel benim kırım. Gel. Şöyle otur. Şöyle bir ayaklarını silelim. Bir havlu alayım ben. Islatalım. Yara bere var mı onlara bir bakalım. Ayaklarını bir temizleyelim. Dillenmiş. Tamam mı? Uzat bakayım ayağını. Rezilliğin nikah lazım. Gece yarısı kız başına nerelerden geldiği belli değil. Bir de üstüne. Özür dilerim İlyacığım, özür dilerim, özür dilerim. Küçük küçük bir parça vardı onu çıkardım. Acıttın mı çok? Hayır baba ya. Geçti. Anladın mı? İlyacığım, başka bir yerinde yara, bere, morluk falan var mı? Bakmamı ister misin? Yok. Tamam, tamam. Ben çağırayım o baksana. Kocaman kız oldum tabii. Benim gözümde hala 5 yaşındasın. Unutuyorum bazen ben. Bir görsen benim gözümden kendini. Anneni çağırayım. Ağlama, ağlamak yok. Tamam, ben de ağlamam. Nihayet. Ne yapmış? Konuştu mu? Beliz sen gir. Ben kıyafet alıp geleceğim, tamam mı? Daha neler ya? Daha neler ya? Sadece karım girecek içeri. Bir anlayalım bakalım. Ne yapmış? Nerelerden sökmüşüz? Asaf Bey. Sadece karım girecek içeri. Başka hiç kimse girmeyecek. Bitti. Marifet sanıyorsun değil mi? Marifet sanki. İnsanda biraz utanma olur. Ne alt ettiği belli değil. Babalığı geçtim, biraz şerefini düşün. Asaf sen ilişme lütfen. Utanılacak bir şey varsa merak etmeyin, ben utanırım. Şerefse benim şerefim. Ama şunu çok iyi bilin Asaf Bey. Bunların hiçbiri, ama hiçbiri benim kızımdan değerli ya da kıymetli değil. Senden de bu beklenir zaten. Ama şunu bil ki bu işin peşini bırakmayacağım. Ben dedim zaten, ben bu ayakkabılarla yürüyemiyorum. Astlarım da sürekli düşüp duruyor zaten. Kalsın ben. Üşüyorum.
düşerse ben düzeltirim. Mila nerede? Göremedim de ben Mila'yı. Arkamda. Nerede? Arkamda. Biz bununla mı? Evet. Bununla gideceğiz. Yürüyemiyordun sen de. Ne oldu? Bu benim ilk olacak da. Ne? Yani ilk defa Boğaz'a çıkacağım. Haydi olsun. Gel. Bunları bana ver. Elini tut. Dikkat ver. Sevimliysen demek ki o zaman kıyamamışlar. Bir dakika. Şu an değilsin mi diyorsun? Yani anlamadım. Yani. Söyle. Hadi söyle. Gözümün içine bakarak şu sıfata neyim lütfusun de. De. Değil misin? Soğuksun bir defa. Somurtkansın. Üstüne bir de gıcıksın. Ama sen... Her şeye rağmen hala yanımdasın. İçindeki iyiliği görüyorumdur belki de. Onu ben bile görmüyorum. Ece dur artık. Ece dur artık. Bırak. Ece. Ece. Ece kaçma artık yeter. Neden kovuluyorsun beni? Neden kaçıyorsun? Neden? Birlik olmuşsun Yaz'la. Yaz'la birlik olmuşsun anlattıkça anlattı yalanları. Ece kime diyorum ben? Ne yapsaydım Emren? Doğruyu söyleseydin, baban gelip benden çıkarsaydı hıncını. Ne gerek vardı bu kadar yalana? Ne gerek vardı bunlara Ece? Bak benim hiçbir şeyden korkum yok. Ben neysem oyum. Tamam. Tamam seni üzdüm. Ama... Ama sen kaçmasaydın... Ne yapacaktın? Ne yapacaktın Emren? Söylesene. Eve mi bırakacaktın? Ne yapacaktın kapının önüne kadar götürüp iyi geceler uzaklık mı diyecektin? Ece. Ece değil. Emren Ece değil.
için bir önemim varmış gibi. Sanki ismimin bir önemi varmış gibi. Yapma, yapma. Ne yapmayayım Emren? O kızlardan biriyim işte. Her gün boynunu atlayan, sana sürekli resimler yollayan, sürekli peşinde koşan onlardan biriyim ben senin için. Ufaklığın biri. Hiçbir önemim yok ki. Üzülme. Ağlama. Üzülmüyorum, ağlamıyorum da. Ben sadece sana acıyorum. Ben böyle olmasını istemedim. Seni üzeceğimi bilemedim. Ben hiçbir şey düşünemedim. Üzülmedim ki. Hiç üzülmedim hem de Evren. Aksine sana acıyorum. Seni şu kadarcık bile sevdiysem artık hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece sana acıyorum. Ben de kaybetmedim üstelik. Sen kaybettin. Sen senin gerçekten çok sevebilecek birini kaybettin. Şey, ben böyle olmasını istedim. Ya istedin ya! Nasıl istemedin ya? İstedin Emren, senin için o kadar dolu ki hırsla, öfkeyle. Ya bütün zararın da kendine, başkasına bile değil. Ya nefret ediyorsun Emren sen kendinden. Kendinden nefret ediyorsun. Kimse sevmemiş çünkü seni. Görmüyor muyum sanıyorsun? Anlamıyor muyum sanıyorsun? Biri seni sevince de kaçıyorsun değil mi? Korkuyorsun hatta. Ya bana diyorsun ya korkma diye. Emren asıl sen korkuyorsun. Bir şey söyle. Haklısın. Ne haklı olamazsın? Peki. Ama aynı değildi. Aynı değildi. Onlarla olduğu gibi değildi. Onlara sarılmaktan korkmuyorum. Susardım, uyurdum. Sen olmasaydın. Senden. Senden bu kadar korkmasaydım. Böyle yapıyorsun gerizekalı. Niye yalnız bırakıyorsun? Yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Biliyorum. Belki yine işe yaramayacak ama. Ece. Güvenme ona. En azından aynı hatayı ikinci kez yapma. Olmaz mı? Gel. Gel.
Kusura bakmayın, beklettim. Biraz yorucu bir gündü. Toparlanmam lazımdı. Kusura bakmayın. Çay da ikram edecek misin? İsterseniz tabii. Ben bugün kocama ilk kez yalan söyledim. Ne bileyim, bilmesini istemediğim, üzülür diye sakladığım mutlaka bir şey olmuştur. Ama konu çocuklardan biri ise, hele ki bu kadar can yakıcı bir konuysa, asla yapmadım. Doğrudur. Doğru. Bugün ilk iş günümdü. Geç kaldım. Bir de yetmezmiş gibi izin aldım erken çıkmak için. Kovulsam yeridir yani. Harun'a laf söylüyorum ama yok. Ben de tutamıyorum içimde. Neyi? Senin gibilerin nesli tükensin istiyorum. Bitin, ölün, gidin ya. Peki. Ha, yanlış anlama, ben tutucu biri değilim. Konu bu değil. Gençlik olur. Yani beraberlikler olur, ayrılıklar olur. Dert bu değil. Ne o zaman? Kızım. Senin gibi birine denk geldiği için çok üzülüyorum. Beni tanıyorsunuz yani. Tanıyorum. Karşıma geçtiğin ilk günden beri tanıyorum. O serseri tavırlar, o üstten bakışlar, soğukluk, mesafe, sahtelik, o sorunluyum ben havaları. Senin gibilerden bu dünyada çok var oğlum. O kadar çok var ki sen yine de kendini tek zannediyorsun. Bir tek senin sorunların var, bir tek sen acı çektin, bir tek sen yalnızsın. Bir tek seni anlamıyor bu dünyada kimse. Çünkü bir tek sen yaralandın, değil mi? Ben böyle bir şey demedim. Mesele ne? Baban mı? Sevmedi mi seni? Annen mi? Yanında mı olmadı? Karşılıksız aşk mı yaşadın? Sevdiklerini mi kaybettin? Ne? Nedir konu? Bıraktılar mı seni? Her şeyi yaşamış olabilirsin. İşkence görmüş olabilirsin. Kötü, çok kötü şeyler yaşamış olabilirsin ama her ne yaşamış olursan ol, acısını kızımdan çıkaramazsın. Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben de bu saçmalığa daha fazla dayanamayacağım. Kızımdan uzak duracaksın. Ece senin ilacın değil. Ece senin yara bandın değil. Kendi kızım bir kenara. Kimse seni iyileştirmek için gelmedi bu dünyaya. Sırtında ne yük varsa kendi başına taşı. Seni gibilerden şu sokakta bini bin para. Ama Ece gibi sırf sen mutlu ol diye kendini harcayacak masum birini bulamazsın. O yüzden kızımdan uzak duracaksın. Ha, bir de Yaz olmasaydı, Ece'yi arabasına almasaydı o gece, senin yüzünden kızımın başına ufacık bir şey gelmiş olsaydı, Harun'a yine yalan söyler, gelir seni kendi ellerimle öldürürdüm. Sayende birinden nefret etmek ne demek öğrendim. Sağ ol Evren. Beklettim biraz. Ece? Nihayet. Sen buraları mı topladın? Al bak. Evet, çünkü oturacak yer yoktu. Bu ne? O ıhlamur babaannem yapar bize hep. İçinde ayva var, ne bileyim tarçın var falan.
Alerjin yoktur bu arada umarım. Mutfağda karıştırmış bulundum yapmak için. Kusura bakma artık. Yok bakma. Oturmayacak mısın? Anlatmayacak mısın? Valla asıl ben dinliyorum. Ne bu iyilik, bu şefkat, bu alaka, ilgi? Tanıştırayım. Bu ben oluyorum. Yağız, Ece. Sorup durmayın lütfen artık şunu da. Ne yapayım yani, birinin bir iyiliğini görünce ben de duramıyorum işte. Karşılık vermek zorunda hissediyorsun. Hayır, karşılıkla bir ilgisi yok. İçimden geliyor yapmak. Keşke gelmese ama... Üstelik sen benim için o kadar şey yaptın. Yaptığın şeyin karşılığı bir ıhlamur değil. Yok, önemli değil. İnsanlara güvenmek zor sadece. İçiyorum bak. Zehir falan yok değil mi içinde? Onu içince göreceksin artık. Umarım vardır. Bu ne demek ya? Yok ya. Ölmedim. Geç mi geliyor? Süresi falan mı var? Öyle bir şey mi? Anlatmayacak mısın gerçekten? Anlatabileceğim bir şey değil. Fotoğraflar vardı ben buraları toplarken. Yani ailenle ilgili mi bir şey oldu? Kötü bir şey değildir inşallah. Ailem. Ailem. Hangi ailem acaba? Nasıl yani? Hiç. Ne oluyor ya? Aç lan kapıyı, aç! Patlama lan, patlama, patlama. Geldim. Aç. Senin nerede? Nerede? Ne nerede? Ece nerede, Ece, Ece? Bir bağırma ya. Senin yüzüne? Ne? Yok bir şey. Ne işin var senin burada, ha? Ne işin var senin bağırma burada? Bağırma. Kes lan sesini! Yaz! Yaz! Ben kendimi koruyabilirim. Sen korumaya kalkma. Çünkü en çok da korumaya kalkanlar zarar veriyor. Ece yapma şimdi. Ne yapma ya? Evren ne yapma? Senin ne işin var asıl burada? Ben seni... Sen ne? Sen ne Evren? Sen beni bir unutsana. Sen bir düşsene benim peşimden. Doğru. Doğru söylüyorsun. Senin bu eve girdiğini duyduğum anda silmeliydim zaten seni. Doğru. Ne olmuş ya? Ne olmuş? Girmişim de ne olmuş? Perdeler kapalıydı. Açtım, ortalık dağınıktı, topladım. Ihlamur yaptım, iyi gelir belki diye konuşmaya çalıştım. Bir derdi var diye. Ne yapmışım Evren? Bu kadar mı? Ne bu kadar? Sen bir... Ya sen iğrenç bir herifsin. Evren iğrençsin. Senin tek derdin bu mu ya? Durmayacaksın o zaman bu yanında. Benim de aklıma böyle kötü kötü şeyler gelmeyecek. Sen... Sana ne? Ben istediğimin yanında dururum Evren. Tamam mı? Özellikle en zayıf anımda yanımda duran insanın yanında iki kat dururum. Ve sen buna karışamazsın. Saçmalama. Saçmalama. Bu mu? Tamam. Bahsettiğin adam bu mu? Allah'ın cezası aramadan aramadan şimdi arıyorsun. Sen... Sen buna mı güveniyorsun Ece? He? Sen bu yarza mı güveniyorsun? Sayende kimseye güvenmemem gerektiğini gayet iyi öğrendim Evren. Yapma. Ece, Ece, Ece. İyi misin? Ya sana ne iyi mi kötü mü? Sus Evren. Benim gitmem lazım. Nereye ya? Ya sana ne, nereyse nereye, sana ne, sana ne? Dalga mı geçiyorsun? Ece, kime diyorum? Nereye gidiyorsun sen? Ece. Saçmalama Ece. Yazım sus. Nereye gidiyorsun? Ne demek sus ya? Yaz nereye gideceksin? Sen ne yaptığının farkında mısın Ece? Evren bir düşer misin peşimden? Yeter ya. Yaz. Saçmalama Ece. Bir şey söyler misin? Yaz. Ya arabamı süreceksin bu halde. Süremezsin ki. Ece gitmem lazım. E tamam söyle götürsünler o zaman olmaz seni. Olmaz. Tek gitmem lazım. Ece hadi bak son kez söylüyorum. Bir şu arabaya gidelim. Hadi. Evren son kez söylüyorum. Yürü git şuradan. Helal olsun lan sana. Sana helal olsun. Şu anda bile duygu sömürüsünün bir yolunu buldun ya. Şu halde bile Ece'yi kandırmak için hayatın rolünü oynuyorsun ya. Sana helal olsun.
Bak sabahtan beri konuşmuyorum. Sen yat kalk dua et Evren. Yat kalk dua et. Sana dokunmamak için öyle bir sebebim var ki. Bilsen aklın oynar yerinden. Şu vaziyette bile şu kıza bağırıyorsun ya. İlk dakikadan ağzını yüzünü kırardım senin. Yapardım. Yat kalk dua et. Ver şunu. Tamam ben götüreceğim seni. Ece. Ver anahtarı geç ben. Ece ben kime diyorum Ece? Dalga mı geçiyorsun benimle? Hata yapıyorsun yapma. Hata mı yapıyorum? Doğru diyorsun Evren. Ama ben hatanın en büyüğünü sana inanmakla yaptım. Ama senin de dediğin gibi madem bir hata yaptık bu kadar anlam yüklemeyelim değil mi? Takılık biti demiştin ya. Dolaşma o yüzden peşimde. Bu kadar yakın olmamıza hiç gerek yok. Evet. Nasıl çalışıyor bu? Ece bunu yapmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Sen de beni eve götürmek zorunda değildin ama... O yüzden söyle bakalım. Nasıl çalışıyor bu? Anahtarı tak şuraya şuradan. Böyle. Yani. Yine ilk seferde. Senin ehliyetin var mı? Yarım. Yapıyorsun. Sırf beni delirtmek için yapıyorsun. Yapma Ece. Otele mi dönüyoruz Evren Bey? Evet. Hayır. Şu giden arabayı takip edeceğiz. Hadi acele et. Gitmemişsin. Gitmedim. Neden? Korktun çünkü. Kendine zarar verirsin diye. Bu mu? Yani. Bu kadar mı? Bu kadar. Duydun değil mi her şeyi? Her şey daha kötü olamaz derken
biraz daha kötü oluyor. Sadece senin için geçerli değil ama Emre. Yazın yaşadığı durum da çok kötü. Canlı yaşadığı durum daha kötü. Sen hala bu durumda bile Yaz'ı mı düşünüyorsun Ece? Ha? Ben öyle bir şey mi söyledim Evren? Ne git! Git onun yanına o zaman git! Git onun yanında! Ben öyle bir şey mi söyledim? Ya ne dedin Ece? Ya ne dedin? Yok onun durumu daha kötü. Yok ikiniz de aynı kötülükte. Ne? Ya sen saçmalıyorsun artık. Ama şaşırmıyorum biliyor musun Evren? Maalesef şaşırmıyorum. Benim geri zekalı kafam senin yanında... Ece! Ya ne? Gitme mi diyeceksin? Evren gitme dersen gerçekten kafanı kırarım bu sefer. Gitme. Sinirle söyledim. Yağız'ın evinde söylediklerimi de şimdi söylediklerim için de özür dilerim. Özür dilerim. Kafamı kırmak istiyor musun? Hala. Arkamda bir sandalye var. Ve ağır. Benim kafam kalın ya biraz. Tamam. Bak. Eğer birbirimizi daha fazla kırmayacaksak... şu az önceki meseleyi unutsak... hatta hiç konuşmasak... olur mu? Sussak. Sadece sussak. Ancak kalsın. Bak önce bir Ece ile mi konuşsan? Çünkü ne oldu, ne yaşandı bilmiyoruz. Ne olmuş olabilir derim. Ne olmuş olabilir? Ya nereye gidiyorsun? Ya evine gidiyorum. Evi burada ya. Burada yaşıyor artık. Kerem. Ya önce bir sakinlesen mi? Hem daha mantıklı düşünürsün ha. Hadi gel bak biraz içeride oturalım. Çok pişmanım dedi. Utanıyorum dedi. Evren işte kıza umut verip verip. Evren kimseye umut vermez. Bak çok yanlış zamanda yanlış cümleler kuruyorsun ha. Kerem, ya ben onu tanıdığım için söyledim. Yani belli ki ortada bir yanlış anlaşılma var. Doğru. Kimseye umut vermez. Çünkü senden daha değerli kimse olmadığı için onun hayatında, değil mi? Ne alakası var ya? Tamam ara o zaman. Hadi ara. Hadi kimseyi umursamayan Evren senin telefonunu açıyor mu açmıyor mu görelim beraber. Ara. Hadi.
Hadi. Açmayacak mısın? Seninki arıyor. Ne? Seninki derken? Sence de fazla uzamadı mı bu oyun Evren ya? Ne oyunundan bahsediyorsun Ece? Açsana Evren. Açacaksın, nasıl olsa açacaksın. Eninde sonunda hep açarsın ki. Açmıyor işte. Belli ki önemli bir işi var. Biraz daha çalsın, bekle. Kapatmayacaksan aç şu telefonu. Beklemesin en azından kız, değil mi? Söyle Derin. Neredesin Evren? Kerem seni soruyor da çok aramışsın. Kerem? Beni soruyor ha? Evet. Acaba otele gelsen de bir konuşsanız mı? Beklesin. Geliyorum. Ne oluyor? Kerem benimle konuşmak istiyormuş. Evren. Ne konuşacakmış Kerem seninle? Ece, Kerem'in benimle senden başka konuşacak ne konusu olabilir? Hı? Ben öğrenmiş olamaz ya. Öğrenmiş olamaz. Evren! Ne diyor? Geliyor. Yes. Kerem, artık bir sakinleşsen mi? Tamam bak, yani hiçbir şey bilmeden kavga edecek halin yok. Hadi gel içeri girelim de içeride bekleyelim. Gelsin. Evren, nereye gidiyorsun? Kerem'e gidiyorum Ece. Ne yapacaksa yapsın, kapansın artık konu. Ya yine aynı şeyi yapıyorsun ya. Ne yapıyorum ya? Ha? Ne yapıyorum Ece? Babana olan hırsını çıkarmak için kavga edecek yer arıyorsun Evren. Alakası yok. Tamam mı? Hiçbir alakası yok. Var. Bana da yaptın çünkü aynısını. Ne yaptım ya ben sana? Ha? Ne yapmışım ben sana? Konu bu değil şu an. Gitmeyeceksin. Öyle bir gideceğim ki. Ya gitmeyeceksin. Evren, bu konu kapandı. Kerem'in de her şeyi öğrenmesine gerek yok. Var. Kerem'in her şeyi öğrenmesine gerek var. Saklamayı ben seçmedim çünkü. Ben seçtim ama. Neden peki? Neden? Kendini korumak için mi? Yoksa beni korumak için mi? Cevap ver Ece. Eğer kendini düşündüysen... gitmeyeceğim. Seni korumak için. Seni korumak için gerizekalı. Sana bir şey olmasın diye. Senin için. Tamam. O zaman... gideceğim. Evren. İşler karıştırıyorsun acık ha. Evren Bey, hoş geldiniz. İçeriye haber vereyim mi? Şş, şş, şş. Sen beni görmedin, duymadın, bilmiyorsun tamam mı? Şş, bunu... sizin girişler neredeymiş, şuradan mı? Evet. Ama görmedin beni. İçeri dönsün. Canım.
geldiğinizi haber verdiler. Buyurun size eşlik edeyim. Tabii sağ olun. Buyurun. Bence ben seni birazcık da olsa tanıdım. Ne bakımdan? Şu bakımdan. Bence sen Evren'i öz oğlun gibi seviyorsun. Babasından daha çok seviyorsun. Çünkü bugün sana sildim seni falan deyince çok ağrına gitti, gözlerin doldu. Gördün mü? Yok canım. Size öyle gelmiştir Ece Hanım. Emin misin? Ne fark eder ki? Evren Bey bana artık sizin kadar bile güvenmiyor. Onca yıla rağmen hem de. Haksız mı peki sence? Değil ama benim de bazı sorumluluklarımın olduğunu tahmin etmesi gerekirdi. Ya ediyordur eminim ki, anlıyordur, o biliyordur ama ya yine de haksız mı Ruhi abi? Değil. Değil ama haksızlığı yapan ben değilim ki. Babası. Öyle maalesef, babası. Ama artık bu haksızlığa da bir son vermenin vakti gelmedi mi sence de? Ya bak, öz üvey ne fark eder ki? Önemli olan emek değil mi? Ya sen ona babasından daha çok babalık yaptın. Şimdi de çok zor bir zamandan geçiyor. Olmayacak mısın yanında? O da servisi. O tahmin ettiğim gibi. Ne işin var senin burada? Sen başına bir iş alma diye uğraşıyorum Ece. O istedi değil mi seninle görüşmeyi? Şimdi de senin üzerinden beni takip edecek. Saçmalama Evren. Yok Evren Bey, çok yanlış anladınız. Ben hiç öyle şey yapar mı? Bana bak Ruhi. Bir daha ne bana, ne sevdiklerime, etrafımdakilere de yaklaşmayacaksın. Beni yeterince kırdın. Onların da duygularını sömürmene izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Saçmalama. Hadi gidiyoruz. Bırakır mısın? Ece, lütfen. Özür dilerim. Özür falan dileme. Özür hak edene. Sakinleştin mi biraz? Sakindim zaten. Tamam. O zaman aramızdaki saçma sapan gerginlik bitsin mi artık? Ne dersin?
Seni üzdüm. Biliyorum. Ama ben cezamı çektim. Hayatımda ilk kez gerçekten pişman oldum. Kolay inanırım Evren, doğru. Aptalım da belki bu yüzden. Duygusalım, evet doğru, ama kolay unutma. Beni sevdiğini de kolay unutamayacaksın o zaman. Hayır. Unutamayacaksın Ece. Bugün nasıl sevdiysen, nasıl yanımda olmak istediysen hala istiyorsun. Hayır. Gitmemi değil, peşinden gelmemi istiyorsun. Hayır Evren. Hayır ya. Sen nasıl bir küstahlık ya? Sen ne sanıyorsun kendini? Sen ne sanıyorsun kendini? Ben mi? Evet sen. Senin karşına geçtim. Özür diledim. Affet beni, hata yaptım dedim. Bu nasıl bir inat Ece? İnattan değil. Neyden peki? Neyden? Ya Ece. Sen hiç mi hata yapmadın? Sen hiç mi sevdiğin birini üzmedin? Bu mu? Bu mu gerçekten? Bunu mu duymak istiyordun? Seni sevdiğimi söylememi istiyorsun. Ulan gerizekalı gibi aşık oldum sana. Ama sen ufaklık. O da gelmiş şimdi beni parmağında oynatıyor. Öyle bir şey yapmıyorum. Ya ne yapıyorsun Ece? Niye hala buradasın o zaman? Niye hala yanımdasın? Niye konuşuyorsun benimle? Sen getirdin. Anlatma bana bunları. Sen istemesen gelmezdin buraya. Tamam mı? Ben senin adını biliyorum. İstemesen o arabaya da binmezdin. Sen istemesen 5 dakika bile konuşmazdın benimle burada. Bana hala öyle o geceki gibi bakıyor olmazdın. Yalan mı? Ben konuşmak istemiyorum. Ece. Sormak zorundayım. Yaz'la bir alakası var mı? Ah. Yok. Evren. Yaz'la bir alakası yok. Bak, o bana karşı ne hissediyor bilmiyorum. Ama ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Emin misin? Ya Evren, bak bir insan bir insana iyi davrandı diye aşık olunmaz. Maalesef bir insan onu üzdü diye de aşkından hemen vazgeçilmiyor. Ya da umarım öyle değildir.
Umarım öyledir. Umarım öyledir ki hala beni seçmen için bir şansım olur benim de. Belki bir gün. Ama asla yarın değil. Bugün hiç değil. Aşk bir seçim değil ki Evren. Ya olur ya da olmaz. Tercih yapamazsın. İlk defa aynı fikirdeyiz. İlk defa. Simler'le birlikte morluklarını kapattık. Bir de sana bir haberim var. Simler artık yalnız yaşamıyor. Evet. Güzel. Bir de avukatla konuştum. Bu şiddeti belgelememiz için rapora ihtiyacımız varmış. Tamam, hallederiz onu. Halledersin. Biliyorum. Ya Derin, sence de bizim konuşmamız gereken bir şey yok mu? Var mı? Yani hani en son bu konularda kalmıştık. Eşofmanlı bir adam bizi kovalamadan önce. Evet. Sen değiştin demiştin bana. Hoşuna gitmemiş sanırım. Olduğum gibi sevilmeyi tercih ederim. Tabii eğer seviliyorsan. Ne yapıyorsun? Şimdi de sıra sende mi? Ne sırası? Hani sen kaçtın, ben kovaladım, ben kaçtım, sen kovaladın. Buna bir son vermesek mi artık? Kerem. Bak, ilk hatamda elimi tutmayı bırakacaksan hiç tutma. Rövanş diyorsun yani. İşine gelirse. Kim? Evren. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. O yanındaki ufaklık kim? Kardeşim. Ay ya. Ne haber Ece? İyidir sen. Bir şey diyeceğim, ne diyorsun? Bir tane kardeş falan. Oralara hiç girmeyeyim değil mi? Ya ne uykusu ya, yaprak sarması yiyorum. Altı yanık yaprak sarması. Altı yanık el akı almıyorum.